Kaynağını Bulgaristan'dan alan Arda, Meriç ve Tunca nehirleri Edirne merkeze yakın Kirişhane mevkiinde birleşiyor. Bölgenin hayat kaynağı niteliğindeki nehirler aşırı yağış sonrasında sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde taşıyor. Hemen hemen her yıl yaşanan taşkınlar bu sene tam 3 kez yaşandı. Taşkının ardından nehir yatağına yakın bölgeler sular altında kalıyor. Yaşanan taşkınlarla birlikte özellikle Tunca Nehri civarında bulunan asırlık yapılar nehir suyuna teslim oluyor. Evliya Kasımpaşa Süleymanpaşa Camii ile Tunca'nın karşı kıyısında yer alan ve ibadete açık Gazi Mihal Bey Camii taşkından nasibini alan camiler. Tunca Nehri üzerinde bulunan Gazi Mihal Köprüsü yanındaki 593 yıllık Gazi Mihal Bey Camii son taşkınla birlikte suya gömüldü. Su baskı oluyor, kaynama yapıyor. Burada su biriti. Toprak setlerinin altından kaynayan su önce asırlık caminin bahçesini kaplıyor. Nehirde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte camiye giden su da artıyor. Son yaşanan taşkın sonrasında caminin içi ve bahçesi tamamen sular altında kaldı. Girişlerin yapılmaması nedeniyle camide yaklaşık 10 gündür ibadet yapılamıyor. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Gazi Mihal Camii'nde 10 günden bu yana ibadet yapılamadığını söyledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün bu konuda çalışma yaptığını dile getiren Üzüm, kendileri için caminin açık olmasının önemli olduğunu kaydetti. Gelmesiyle, çoğalmasıyla ibadet edilemiyor içerisinde. Fakat doğrusu çalışmalar var bu konuda. Memnuniyet duyuyorum ben bu hususta. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve DSİ Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmaları şu anda yapıyorlar. Bizim için bu caminin tabii açık olması çok önemli. Açık, inşallah bu sorun da çözülür. Ümit ediyorum çözülecek. Çünkü alınan ve şu anda teknik çalışmalar dediğim gibi devam ediyor. Aksiyonlardan etkileniyor. İnşallah kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Çözülürse de çok sevineceğiz. Özellikle Edirne'den buraya zaman zaman çok güzel bir cami hakikaten. Namazlara gelmek de büyük bir zevk. Böyle nehirlerin ortasında güzel bir cami. İleride kısa zamanda bu sorun çözüleceğini düşünüyorum. İçeride de var tabii. Evet. İçeride de su var. Halılarımızı kaldırıyoruz. Ama şimdi teknik imkanlar geniş. Zannediyorum kısa zamanda inşallah çözülür. Tunca Nehri kıyısında bulunan 593 yıllık Gazi Mihal Bey Camii 2. Murat döneminde Gazi Mihal Bey tarafından inşa edildi. Erken Osmanlı dönemi mimari özelliğini taşıyan cami tek kubbeli ve tek minareli. Caminin minaresi soğan boğumlu taş küllalı, özellikle yan mekanlı planda kesme taş ve tuğla ile inşa edilen camide 5 bölümlü bir son cemaat yeri bulunuyor. Alçı mihrabındaki yıldızlar ve geometrik bölümlerden oluşan süslemeler mevcut.